pandemi süresince düğün sektörü gerçekten neredeyse hiç yardım alamadı. Eskiden 7 kişiydik, bu dönemde 2 kişiye düştük. Sahilde 40 kişi üst üste oturabiliyorsanız ben niye açılmıyorum? İşi eve yansıtmıyor, yansıtmamaya çalışıyor olsak da bizim de suratımızı etkiledi, o da evde fark edildi. Geçen gün Ekşi Sözlük'te bir yorum gördüm ve gerçekten çok üzüldüm. Oh iyi oldu size diyordu düğün salonlarının açılmaması için. Oh iyi olmadı. Sadece orayı bir işletmeci olarak görmeyin. Biz burada bu parayı paylaşıyoruz. Türkiye'de satılan her 3 beyaz eşyadan bir tanesi düğün yapan çiftleri tarafından alınıyor. Bunun durduğunu düşünün, bu Arçelik de etkilenecek, bundan Beko da etkilenecek. Dolayısıyla bu kadar kenara atılmasındansa biraz düşünülüp buna bir çare ya da ara çözüm bulunabilirdi diye düşünüyorum. Düğün bizim kültürümüzün simgesi halindedir. Bizim özbenliğimizde vardır bu. Düğünün önemi dayanışmaya bağlanır. Takı töreni bunun en bariz örneğidir. Şimdi düğün sadece Türklerin değil, dünyadaki tüm halkların vazgeçilmez bir adetidir. Ben İsviçre'de doğdum, büyüdüm. Orada İsviçreliler de aynı. İnanın bana Fransızlar da aynı, İtalyanlar da aynı. Hatırlarsınız belki Milano'da gelinlik giyip protesto yapmışlardı ve Türkiye'den önce yapmışlardı. Havanın sıcaklığın arttığında, dinin etkisi daha fazla arttığında düğünler daha çok şatafatlı olur ve daha çok insan gider. Örneğin İskandinav ülkelerinde 15-20 kişiyle düğün kutlanır, Almanya'da 50 kişiyle, Türkiye'de 250 kişiyle, Suudi Arabistan'da 500 kişiyle, Hindistan'da bütün köy, bütün belki kasaba haftalarca düğün yapar. Ama Türkiye'de çok güçlü bir düğün ülkesidir diyebiliriz. Her yıl Türkiye'de 500 bin düğün oluyor. Geçen sene bunun yarısı yapılamadı ve pandeminin başından beri en çok cezalandırılan ve sanki bir zevk işiymiş gibi nitelendirilen bir etkinliğe dönüştü. 2020 yılı Mart ayında kapatıldık. Tabii süreç hiç belli değildi. Ne zaman açılacak, nasıl olacak? Bu 1 Temmuz'a kadar devam etti. 1 Temmuz'da kısıtlamalı olarak açıldı. Eylül'ün 3'üne kadar kısıtlamalı düğünler devam etti. Ondan sonraki süreç bugüne kadar hali hazırda devam ediyor. Son pandeminin artmasıyla birlikte, vaka sayısının artmasıyla birlikte tamamen durduruldu biliyorsunuz. Hala da devam ediyor. Belirsizlik çok yordu. Belirsizlik de tabii fazlasıyla iş kaybına neden oldu. Personel olarak da organizasyona göre personel çağırıyoruz. Bizde sabit elemanlar olmaz. Günlük yömiye ile çalışan insanlar gelir buraya. Şefleri ayrı bir ücret alır, ustalar ayrı bir ücret alır, komi ayrı bir ücret alır, masa kurulumu yapmak için apayrı bir grup gelir. Temizliğinden tutun, akşam aydınlatmasını ayarlayana kadar, kamera çekimine kadar, fotoğrafına kadar, bizim yemek söylediğimiz yerlere kadar birçok insan var. Etkisi çok geniş bir alan. 1 milyon insanı etkiliyor düğün sektörünün büyüklüğü ve inanılmaz bir cirodan bahsediyoruz, inanılmaz bir etki alanından bahsediyoruz. Şöyle düşünün, her Türk düğünü 250 ortalama kişiyle yapılıyor. Yani 500 bin düğün, 250 ile çarparsanız 100 milyon üzerinde insanın kuaföre gittiğini, abiye elbise aldığını, işte berbere, erkekler berbere gidiyor, ayakkabılarını 2-3 düğünle bir yeniliyorlar, bunlar işte altın alıyorlar vesaire. Bunun bir anda kesildiğini düşünün. Çok zor bir süreçten geçiliyor. Düğün sezonu başladığında aşağı yukarı hani bir ayda 5 gelin de yapabiliyorduk. Aşağı yukarı 20-25 de yapabiliyorduk. Şu an onlar biri bile göremiyoruz açıkçası. Eskiden 7 kişiydik, bu dönemde 2 kişiye düştük. Batıkları oynuyoruz diyebilirim yani. Sadece kendi mekanım adına konuşuyorum. Sadece 100 tane düğün organizasyonu yapıyorum 4 ayda. Sadece düğün, iş yemeği, iftar yemeği, nişan, sünnet, kına, bunları hesaba katmıyorum bile. Genelde insanlar zannediyorlar ki biz bir sezonda 3 ev alacak, 5 yazlık alacak paralar kazanıyoruz. Geçen gün Ekşi Sözlük'te bir yorum gördüm ve gerçekten çok üzüldüm. Oh iyi oldu size diyordu düğün salonlarının açılmaması için. Oh iyi olmadı. Sadece orayı bir işletmeci olarak görmeyin. Biz burada bu parayı paylaşıyoruz.
evet astronomik rakamların olduğu yerler var ama onların zaten aldığı hizmet ayrı. Bizim burada alan hizmet ayrı, çiftlerin aldığı hizmet ayrı. Gelir kaybı değil bizimki, tamamen zarar. Düğün sektöründeki en küçük işletme geçimi hariç aylık 15-20 bin lira arasında bir zarara uğradı. Kazanmadan ödemek durumunda olduğu bir bütçeydi bu. Yani gelir kaybetmedik biz. Gelir bitti, tamamen zarara uğradık. Ben hiçbir şeyden faydalanamadım. Yani ne kira desteği, ne personel yardımı, ne sigorta yardımı biz hiçbirinden faydalanamadık. Benim gibi alanların birçoğu faydalanamadı bu arada. Zaten korkunç bir kriter var yani. Onu yapacaksın, o olacak, bu olacak falan da denk gelirsen artık diye. Yani bu işin bir kompedanı acaba anlatmıyor mu? Buralarda sabit çalışan yok. Bu insanlar önden rezervasyon alıyorlar. Kapora alıyorlar ve bu kaporayı mekanlarına yatırıyorlar. Yani bu kaporayı geri vermeleri de pek mümkün değil siz bu iş yerini açmadığınız müddetçe. Yahut 5000 lira zaten bu insanları kurtarmaz. Bunu anlatan birileri yok kanımca. Pandemi süresince düğün sektörü gerçekten neredeyse hiç yardım alamadı. Bu kadar büyük bir sektör olduğu da aslında çok bilinmiyor. Yani çünkü oyuncuları çok küçük küçük ve çok sayıda. Dolayısıyla bu seslerini duyurabilecekleri çok büyük platformlara da sahip değiller. Ve ülke de bu sektörü, düğün sektörünü çok büyük bir sektör olarak görmüyor. Oysa ki yazın özellikle yapılan alışverişin büyük bir kısmını destekleyen, altın alışverişini destekleyen, mobilya sektörünü, beyaz eşya, Türkiye'de satılan her 3 beyaz eşyadan bir tanesi düğün yapan çiftleri tarafından alınıyor. Bunun durduğunu düşünün, bu Arçelik de etkilenecek bundan, Beko da etkilenecek. Dolayısıyla bu kadar kenara atılmasındansa bizim düşüncemiz düğün sektörünün de kısıtlamalara uygun olarak açılması, kontrollü açılması, bu kontrollerin çok iyi şekilde sağlanmasıyla bu sektörün de ayağa kaldırılması üzerineydi. Kapalı alanlar, virüsün en çok yayıldığı alanlar ise zincir mağazalar, zincir marketler, AVM'ler, birçok resmi kurumlar, her yer kapalı alan. Yani oralarda yayılmayan virüs düğün salonlarında mı yayılıyor ki kapalı alanda virüs bulaşmaz demiyoruz. Ama kapalı alanda kontrol etmek, insanları kontrol altında tutmak, virüsü kontrol altında tutmak demektir. O kapalı alanda daha da mümkün. Özellikle toplumsal mekanlarda bu bariz bir şekilde göze çarpıyor. Ama siz AVM'ye gidip her mağazaya girebiliyorsanız, her yerde rahat rahat gezebiliyorsanız, sahilde 40 kişi üst üste oturabiliyorsanız ben niye açılmıyorum? Benim ne kabahatim var? Ben ne yaptım size yani? Açıkçası şu anda birçok borçları ötelediklerini ve birçok kredi kullandıklarını bu 14-15 ayda esas problemin o borçları ödeyip ödeyemedikleri anda yaşayacaklarını da düşünüyorum. Mekanın bölgesine göre değişkenlik göstererek 250 ile 1,5 milyon arasında mekanları eksiye düşürdü. Yani kazanacağından değil, cebindekinden, kenardakinden ya da yoksa bunlar borçlanarak ya da bir şeyler satarak, arabasını satıp süreçte kullanan meslektaşlarım var, gayrimenkul satanlarımız oldu. Eğer ki biz bu sektörü döndürmezsek, biz bu organizasyonları yapmazsak hepimiz mağdur olacağız ve sadece maddiyatla alakalı da değil. İşi eve yansıtmıyor, yansıtmamaya çalışıyor olsak da ister istemez zaman zaman psikoloji bizim de suratımızı etkiledi, o da evde fark edildi. Dolayısıyla onlar da etkilendi. Bazen hani ülkeyi terk etme potansiyelimin çok yüksek olduğu dönemler oluyor. Ki tek başına bir ev geçindiren bir insanım. Anne babadan destek almıyorum ama bu dönemlerde aldığım zaman zoruma gidiyor açıkçası. Çünkü bu zamana kadar kendi ayaklarımın üzerinde durmuş bu kadınım. Şimdi yani onların ellerine bakmak farklı geliyor şu an. Yani o kadar ki biz onlara telefon açtığımızda size destek olabileceğimiz bir şey var mı dediğimizde biz şu anda konuşmak istemiyoruz. O kadar çok sinirliyiz ki konuşursak İşte bazı ağaçlar yıkacağız ya da bazı işte yanlış şeyler söyleyebiliriz diye düşünüyorlar. Çok gergin hissediyorum. Çok sinirli hissediyorum. Neden? Hep aklımda bu neden. Neden Avrupa'da konserler bile yapılırken bizde bir düğün organizasyonu yapılmıyor?
neden böyle oldu, nasıl böyle oldu diye. Ben sabah 5'e kadar bunları düşünüyorum. Her gün.